İyi günler. Ankara Politikalar Merkezi'nin meslek büyükleriyle söyleşi programının bugünkü konuğu emekli büyükelçi Sayın Tanşu Bileda. Sayın Büyükelçi Bileda Dışişleri Bakanlığı koridorlarında gayet iyi bilinen bir meslek büyüğümüzdür. Ben fazla kendisinin CV'sini söylemeye gerek duymuyorum. Zaten söyleşi içerisinde geçecektir. Sayın Bileda'ya teşekkür ediyoruz önce. Bize vakit ayırdı. Bazı teknik problemleri de zaman içinde aştık. Belki de ilk Zoom programı olacak. O bakımdan da çok mutluyuz. Böyle meslek büyüklerimizin Zoom kullanırken görmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Sayın Büyükelçim, önce isimle ilgili bir soru sorarak başlamak istiyorum. Genellikle isminiz Tanju diye ilk evet. duyan evet. muhtemelen herhalde size de böyle bir karışıklık oluyordur. Tanju ne anlama geliyor? Bir de soyadınız da Bileda. Onun bir anlamı var mı? Bu İttihat ve Terakki'nin genel sekreterlerinden Mithat Şükrü Bileda ile bir akrabalığınız var mı? Oradan başlayalım. Çok teşekkürler. Yani beni bir kurşun kalem jenerasyonundan Zoom jenerasyonuna naklettiniz. Büyük başarı hem sizin hem benim. İsim hakikaten Türkiye'de tek isim Tanju olan. Ben çok araştırdım ne anlama geldiğini. Bir ara pardon, devamlı telefon çalıyor. Bir Çin büyükelçisi bir ziyaretime geldiğinde bunun Çin kökenli olduğunu söylemişti. Bizde dedi böyle bir hanedan var Tanju diye. Ben yani orta ismi, Orta Asya ismi olduğunu tahmin ediyordum zaten ama sonunda nihayet öğrendim ki armağan, Allah'ın hediyesi, Allah'ın inayeti anlamına geliyormuş. Bunu ailem de söylemişti de yani bu kadar uzun bir şey olur mu derken armağan olduğunu öğrendim. Bleda'da o arada yani 1930'lu yıllarda bir soyadı kanunu çıkmıştı. Ona göre bir kitaptan herkes kendine soyadı alıyordu. Babam da anlaşılmaz bir nedenle o da Bleda'yı almış. Amcam Oyman'ı almış. O ona haber vermiş, o ona haber vermiş. Karşılaştırmış şeyler, telgraflar. Neticede bizimki Bleda kaldı. Bleda da Orta Asya yine ismi Bled var. Bu Bleda çok değişik şekillerde Avrupa'da da kullanılan bir isim, şekil değiştiriyor. Garip bir şekilde bakanlık giriş imtihanında Zeki Kuneralp bu Bleda'nın nereden geldiğini biliyor musunuz diye sordu. Ben bunun bir sual olduğunu ve bilemezsem de bir felaket olacağını düşündüm sınavda o heyecan içinde. Ondan sonra işte kemküm ettim falan Orta Asya, Orta Asya diye. Yok dedi, bu dedi bütün dünyada kullanılan bir isim. Almanca'da da var. Macaristan'ın Budapeşte'sinin Buda kısmı Bleda'dan türemiştir. Onun dışında Wagner'in falanca operasının falanca sahnesinde Bleda diye bir kişi vardır. Filan böyle anlattı. Tabii bu sual değil dedi. Neyse orada kaldı. Bu isim tabii Türkiye'de çok zor telaffuz edilen bir isim. Tanju diyen var. En uç noktada Mansur diyen çıktı. Bleda ise Mithat Şükür dolayısıyla biraz bana sıkıntı yaşattı. Özellikle Tahran'a gittiğimde Türkçe yayın yapan bir böyle meczupların kurduğu bir radyo vardı. Orada bir Türk, ey ahali biliyor musunuz ki sizi kesen Ermenilere hitap ediyor. Adamın oğlu burada.
hala siz ne duruyorsunuz dedi. Hadi dedim. Duydum, tabii kadın dondu. İşte bir Ermeni oyuna gelen bir kadın vardı, Mimoza Hanım. Onun vasıtasıyla haberler yolladım vesaire. Neyse onu atlattım o şekilde. Fakat bu şeyin Mithat Şükrü'nün oğlu olduğum yerleşti. Yerleşmesinin sebebi Kasım Gülek'tir. Çünkü o Mithat Şükrü'nün yakın dostuymuş. Beni her gördüğü yerde, yani 40'lı yıllar, 50'li yıllardan bahsediyoruz. Ay oğlum gel sana sarılayım, ben babanın işte büyük arkadaşı. Beyefendi benim ilgim yok hiçbir şekilde, isim benzerliği sadece demesem de sonunda bıktım. Peki dedim, tamam. Ondan sonra ben Mithat Şükrü'nün oğluyum sizin dediğinize göre. Ve öyle kaldı, yayıldı. Sonra o Bleda, yani Mithat Şükrü'nün ailesiyle görüştük. Kız kardeşini tanıdım, geldi. İşte gülüştük biraz. Sonra Mithat Şükrü'nün oğlu öldüğünde, Turgut Bleda gerçek oğlu, ölüm ilanında garip bir şekilde bir tekzip yayınladı. Mithat Şükrü'nün tek oğlu. Ondan sonra Turgut bile de ölmüştür diye. Ben öylece ondan kurtuldum ama özellikle Tahran'da. Sonra da Fransa'da enteresan bir şey oldu Bleda diye. Fransa'daki Bledalar Türkiye'dekinden fazla. Ve hayretler içinde kaldım. Ben Figaro dergisine, gazetesine işte malum konularda bir yıl makale yazıyordum. Orada görmüşler ismimi. Bir gün telefon ettiler, dediler biz ismimiz Bleda ama siz de Bledasınız, nereden geliyor, biz akraba mıyız, bir. İkincisi Bleda mı, Breda mı, yani ya Cezayir ya Hollanda kökenli miyiz? Dedim ikisi de değil. O arada da bir film gösteriliyordu Fransız televizyonlarında, Allah'ın gazabı Attila diye. Dedim bu akşam o filme bakın, Bleda'nın kim olduğunu görürsünüz. Atilla'nın ağabeyi ve ondan sonra onu öldürdükten sonra da nedamet duyarak çocuklarına Bleda ismini vermiş Atilla. İşte oradan geliyoruz biz ama yani direkt Atilla ile bir akrabalığımız yok dedim. 5 kişi çıktı. Bu son zamanlarımda oldu Paris'teki görevimin. Daha hepsi enteresan bir şekilde İspanya kökenli bu Bledalar. Fransa'ya gelmiş, Fransız olmuş. Birisi postacı, öbürü jandarmada çalışan bir adamdı. Diğerlerini vardı, unuttum şeylerini. Yani çok bizden daha fazla, nedense Fransa'da yaygın, İspanya'da herhalde çok yaygın. İşte bu isim biraz hem güzel hem de kötü taraflardan etkiledi. Enternasyonal bir soyadınız olduğu anlaşılıyor. Evet. Sayın Büyükelçim, kariyerinize baktığımızda siz 3 defa Paris'te bulunmuşsunuz. Evet. Büyükelçi olmazdan önce. Daha sonra OECD daimi temsilciliğiniz var. Bir de Paris'te ikili büyükelçiliğiniz var. Tahmin evet. ederim Fransa'da en çok, en uzun süreyle görev yapan Türk diplomatı da sizsiniz. Fransa'ya isteyerek mi gittiniz bu 3 defasında da? Memnun kaldınız mı Paris'te yaşamaktan? Fransızları sevdiniz mi? Tabii ilk tayinim 1961'de oldu. İhtilalden sonra tayinler durdurulmuştu. Sonra Selim Sarper zamanında. Bilmiyorum neden. Herhalde Fransızca konuşulan bir yere Fransızca bilen bir kişiyi göndermek gerek diye Galatasaray mezun olduğumu düşünerek koydular. Yani herhangi bir şey olmadı. İkinci gidişimde Tahran'da şarap yapıyorduk. Ve onu yaparken Bakan İlter Türkmen bastı sefareti. İspanyol sefiriyle üzüm eziyorduk o sırada. Ondan sonra ne yapıyorsun? İşte böyle böyle siz de katılın falan dedikse de tabii katılmadı. Ondan sonra ben onu şişeledim. İşte zaten 3 şişe, 5 şişe.
ve Sefirin Gözyaşları diye bir isim koydum şeye, şaraba. Bu İtalyanların... O zaman galiba içki ithali yasak değil mi? İçki ithali yasak ama herkes orada içki imal ediyor. En tehlikelisi Ermenilerin yaptığı vodka. Diplomatik çevrede Almanlar biraları alıp İslami biraları alkolsüz, alkollü hale getirip bira yapıyorlardı. Sonra İspanyol sefiri beyaz şarap yapmaya başladı. İşte davetlerde onları veriyorlar. Ben tabii bir yerden bulamadığım için davetlerde çok zorlanıyorduk. İspanyol sefiri yani sen de bir kırmızı yap da dedi. Ondan sonra ben dedim nasıl yapılır bilmiyorum ki. O ben sana bütün malzemeleri getiririm yap dediydi. O malzemelerle işte ben de gözyaşlarını yaparken sefirin yaptım ve İlter Bey'e yılbaşında hediye olarak yolladım. İlter Bey de tabii gayet zeki, cin gibi bir zat. Bir cevap verdi. Mesajını anladım. Bundan sonra seni şarap yapılmayacak. Ancak içeceğin bir yere yollayacağım dedi. OECD oldu. Tabii bu işin şakası aslında OECD'ye hep hayatımda baktım. Çünkü giriş imtihanında Hasan Işık bir sual hazırlamış, torbadan çekiliyor ve demiş ki bu suali çeken arkadaş bilmese bile ben bunu kabul etmeyeceğim, yeni bir sual sorun. Neyse ben uğurlu elimde o suali çektim. Fakat işte kalkınmakta olan ülkelerle ilgili bir şeydi. Ben de biraz bir şeyler okumuşum, söyledim ve ben seni iktisat dairesine alıyorum dedi. Daha bakanlığa girmeden, yani komisyonda oluyor bu iş. Yani bakanlığa girmeden dairem belli olmuştu. Ve ondan sonra ben hep iktisat dairelerinde kaldım. Ne zaman gitsem gelsem hep ya çok taraflı ya ikili. Dışarıda da Roma'da FAO temsilciliği. Hep iktisadi dairelerde kaldım. Dolayısıyla belki başta bu Hasan Bey'in seni iktisat dairesine alıyorum şeyinin. Gerçi hükümet değişmişti ama belki bir de onun tesiri olabilir ilk şeyin. İkincisinin işte hikayesi Sefirin Gözyaşları şişesine bağlı. Üçüncüsü de ben tabii hiç beklemiyordum Paris'e gideceğimi. Ve tahminim gönlümde yatan Roma olsa daha iyi işte orayı da tanıyorum falan diye. O arada Berlin'i teklif etmek gibi bir durum oldu. Almanca bilmeden ben oraya gidersem zaten ilk seferinde mahvoldumdu. Pek sempatimde olmayan bir toplum yapısı var. Onu daha münasip şekilde reddetmiştim. İlter Türkmen Paris Büyükelçiliği'nden Birleşmiş Milletler Filistin Komisyonu'na galiba geçtim. Ve birdenbire Paris açılınca ya bu oraları biliyor dediler herhalde. Üçüncüsü de böyle bir yine İlter Bey'le bağlantılı bir şekilde oldu. Ve 18 sene tabii çok son kısım özellikle çok hareketli geçti. Ve bir yerde mesleğimin taşlandırılması olan bu bir devlet ziyaretiyle Süleyman Bey'in gelişiyle o defteri kapattık. Paris'ten sizin bir telgrafınız bakanlık koridorlarında meşhur olmuştu. Bu Orly baskınından sonra yazdığınız raporda alma azlumu, mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye bitirmiş. Yani tabii ilk başta çok çektik. Sonra bu Orly baskınından sonra Fransızlar kontrol etmeye başladılar Ermeni şeyini ve durdu. Ama onun yerini PKK aldı sonra. Biz Paris'te 3-4 defa hücuma uğradık. Demir leblebilerle Paris'teki o camdan yapılan yeni binayı taşladılar. Bütün camlar kırıldı. Bir keresinde de tabii onu hiçbir zaman öğrenemedim. Fransız herhalde gizli servisinden bir takım adamlar geldi. Dediler ki 15 gün en azından kapıdan dışarı çıkmayacaksınız katiyetle. Niye dedim?
benim işim var, gücüm var, yani çıkmam lazım dışarı. Hayır dedi, çıkmayacaksınız. Çok ciddi bir tehlike var. Biz size söyleyinceye kadar içeride kalacaksınız dediler. Orada bir tehlike atlattığımı düşünüyorum. Gerçi Tahran'dan şerbetliyim ama ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Yani PKK Asala'nın yerini kolaylıkla son zamanlarda almıştı. Şimdi durum nedir bilmiyorum tabii. Yani o terör bizim her şeyimizde 74'ten 75'ten sonra bütün misyonlarımızın uğraştığı baş konulardan biriydi, siz de biliyorsunuz. Evet. Tahran'da Hümeyni devriminden sonra galiba giden ilk Türk büyükelçisi sizsiniz. Evet, ilk benim. Demin biraz bahsetmiştiniz Ermenilerin sizi rahat bırakmadığından, böyle de soyadınızdan dolayı. Epey bir Ermeni maceranız olduğunu da tahmin ediyorum. Benim promosyondan iki arkadaşım Hasan Servet Ökten ve Oğuz Demiral böyle bir saldırıya maruz kalmışlardı. Sizin bu Ermenilerle ilgili anılarınız herhalde epey fazladır diye düşünüyorum. Ermeniler konusunda, bu isim konusunda çıkan ilk şeyden sonra, ilişkimizden sonra Ermeni cemaatiyle, ben Aralık başında Tahran'da oldum. 24 Nisan'da, yani gitmeden daha 4-5 ay sonra Ermeniler büyük bir gösteri düzenlediler. O zaman müsteşardı galiba, veyahut müsteşar Tahsin Burcuoğlu'na git bak bakalım ne oluyor sokaklarda demiştim. Gitti, döndü, al al mor mor efendim 5000-6000 civarında insan buraya doğru yürüyor. Ya yürü, ne yaparız işte, telefonlar falan hiçbir şey işlemiyor. Ve bu insanlar geldi ve içeri girmeye çalıştılar. İşte kapıda parmaklıkları aşamadılar. Oradaki bizim müstahdem, elimizde hiçbir ne silah var ne bir şey, sadece Osmanlı'dan kalma içeride 5-6 tüfek vardı. Ondan sonra o arada 5 kişi atlamış ve binanın duvarlarından tırmanıp çay ocağının üstünde bir cam vardı, oradan içeri girmişler. Bu 5 kişi tabii en büyük tehditti. Birisi benim odama girdi. Elinde işte kalaşnikoflarla mideme dayadı. Sefiri kebiri Türkiye sen misin dedi. Şimdi Daniş Bey benim deyince vurulduğunu düşündüğüm için ben de dedim yani yok sefir, böyle günler gelmez. Yukarıda herhalde şeyde rezidansta kalıyor. Ondan sonra adam küfüre benzer bir şeyler söyledi, işte İranca. Sonra balkonda duran Türk bayrağını aldı ve attı sokağa. Sokak çıldığı gibi bayraklar yakıldı vesaire. Sonra ben arkadaşlara işaretle falan, bu adam tehlikeli, aman dikkat edin falan. İşte şey yapıldı, dipçiklerle falan adamı indirdik. Bir odaya kapattık. Öteki 4 kişi de arkadaşların sayesinde etkisiz hale getirildi bu tabirle. Sonra ama bir ara mecburen kripto odasına kadar çekildik. Kripto odasında Sento döneminden kalma Kamuran Gürün'le, yani genel sekreterle bir bağ vardı. Onu kullanarak işte durum böyle, böyle, böyle. O arada bunu öğrenince bir komando taburu Yüksekova'ya intikal ettirildi. Ve Kamuran Bey'in dediği, eğer bu devam ederse tehlike, söyleyin Tahran'a biz geleceğiz. Tahran'a geliş tabii, uçaklar gelecek, arkadaşlar atlayacak falan, felaket bir senaryo. Yani oradan dolayı bir İran-Türk Savaşı'na girmek. Dedim yok, yani gelmenize gerek yok. Herhalde arkadaşlarla falan da şey yaptık, vaziyete hakim olacağız. Tabii devlet falan yok o zamanlar. Ne sokaklara hakimler, ne bir şey.
İşte çok dramatik hallerde bir polis arabasının arka koltuğuna battaniyeler altına saklanarak başbakanı ziyarete gittim. Ondan sonra işte vaziyeti anlattım, güç bela. Tabii bütün gün sabah başladı bu, ben akşam gittim başbakana, Recai. Ondan sonra merak etmeyin, vaziyete müdahale etmek üzere balık adamlardan müteşekkil bir birim Tahran'a intikal etti ve şimdi devreye giriyorlar dedi. Ve tamamıyla tabii orada olan her şey sürrealist şey. Birdenbire bizim önümüzdeki Hıyaban-ı Ferdowsi Caddesi'nde bomba seslerinin duyulduğu ve o kalabalık çığlık çığlığa dağılmaya başladı. Baktığımızda sokağa şnorkelli, üzeri işte normal deniz kıyafetleriyle giyinmiş filan bir takım adamlar. Yani nereden çıktı bunlar filan? İşte sonra Reza ile konuşmamızda dedi ki hiçbir kimseye güvenemediğimiz için en güvendiğimiz birlik Bandar Abbas'ta, Bandar Abbas'ta duran bu su altı timiydi. Onu Bandar Abbas'ta derleyip toparlayıp Tahran'a getirip müdahale etmemiz biraz zaman aldı ama bundan sonra korkmayın falan diye bir yanda rezidansta da tedbirler aldılar, çukurlar kazıldı, mitralyözler kondu falan. Bunu ben nasıl önerimi tabii bir türlü şey yapamıyordum. Yani Hümeyni'nin hocasının oğlu Burucer'di, Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Ondan sonra başkaları var filan ama devlet tabii yoktu yani hala 81'in ilkbaharında. Sonra bir adamla karşılaştım. Gördüğüm en çirkin ve itici bir adam, bir Hüccetül İslam'dı galiba. Siz kimsiniz? Yani Türkçe konuşuyor. Ben dedi uzun süre dedi şeyde kaldım, Diyarbakır'da. Ondan sonra orada dedi, ah dedi ne Kürt kaldı ne bir şey filan dedi. Allah Allah ne oldu? Ya dedim adamın ismi Hadi Gaffari. Ya dedim Gaffari Bey siz Kürtler ne yaptığınızı bilmiyorum ama şurada Ermenilere karşı bir şey yapabilir misiniz? Aa dedi ismim ver dedi. İsim ver unut. Dedim aman isim verirsem ben yani mahvolurum böyle bir şey olmaz. Yani camia olarak bunları bir zaptarapta alırsam. Ondan sonra Cezayir Dışişleri Bakanı bizim üzerimizden Tahran'a gelirken kendi uçakları ilk ikrar etmediler ama düşürdü Dışişleri Bakanı'nı ve onun cenazesinde işte zaten en büyük sosyal aktivite cenazeler, mevlutlar vesaire. Orada bu Hadi Gaffari söz aldı. Ey Ermeni cemaati dedi. Burada dedi Türk sefirine, Türk sefaretine, Türklere karşı en ufak bir harekette bulunursanız sizin lider kadronuzu aynı gün asarım dedi. Ermeniler şokta. Ben de şoktayım. Olur mu olmaz mı ne bileyim ben. Fakat o oldu. Ve ondan sonra iki defa birinde bir Urumiye'den bir komando geliyordu beni öldürmek için. Onu yakaladılar. Bir de bizim sefaretin yanında bir binayı tamamıyla bomba merkezi haline getirmişler. Onu patlattıkları an biz de giderdik. Onu buldular. Ama ben gidinceye kadar Ermeni konusu yani 82'lerden sonra filan kontrol altına alındı diye tahmin ediyorum. Ondan sonra bir vukuat olmadı. Sayın Büyükelçim, şimdi sizin meşhur kitabınıza geçmek istiyorum. Bizim meslekte epey anı yazan oldu. Naçizane ben de bir şeyler kaleme aldım. Ama sizin kitabınız kadar çok okunan ünlü bir kitap hatırlamıyorum. Çok mahcubum. Ben kitabınızı okumadım ama ilk fırsatta alacağım. İnşallah piyasada hala bulunuyor. Maalesef bulunmuyor. Bulunmuyor mu? O zaman sizden imzalı bir örneğini almaya geleceğim. Oldu memnuniyetle. Bir tane bende var zaten. İnternette dolaşırken gözüme çarptı. Birisi 3 defa okumuş sizin kitabı. Yani bakanlık da haricinden biri. Ve onu yazmış. Bu anı yazmak nereden geldi aklınıza? Kitabının ismi de çok enteresan.
maskeli balon. Herhalde orada bir mesaj veriyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani kitabı yazmam Ankara'ya döndükten sonra eşim hastalandı. Onun sıkıntısı altında, onun işte tedavileri, ameliyatları vesaire yapacak bir iş arıyordum. Ya unutmadan günler geliyor, geçiyor. Şu anılarımı bir toplasam diye. Kaç Sayın Büyükelçim? Bu döndükten sonra yazdım, yani 98-99. Ama kitabın ismi daha evvel Paris'te bir kara mizah ustası Roland Topor diye bir grafikçi, ressam vardı. İşte ondan Türk ressamlarıyla falan birlikte oluyor. Yüksel Aslan'ın falan çok arkadaşı, Komet'in. Onlarla buluşurduk sık sık. Yani onlara ben biraz işte moral vermek için görürdüm gittikleri kahvede. Bir ara dedim ya ben yani anılarımı yani topluyordum aslında ufak ufak da yazma aşamasına geçmemiştim. Böyle bir şey yapıyorum. İsmi ne dedim, düşündüm. Yani maskeli balı olsa da yani gördüklerimizi tümünü yazmıyor da ondan sonra işte maskenin müsaadesi nispetinde nasıl olabilir diye. Onu maskeli balo diye düşündümdü. Ama bunu dedim resimler misin? Yani sen yapsan bu maskeli balo kitabının kapağını nasıl yaparsın? Bir de içine her bölümde böyle küçük küçük yapıyor şeyler yapar mısın? Desenler. Tabii yaparım dedi ama maskeli balo bence dedi. Ellerini böyle yüzüne kapattı. Bugün kitabın üstünde olan kapak. Bence bu dedi. Yani parmaklar hafif açık. İçeriden gözler işte bir miktar görüyor ama görmediği kısımlar da var. İstemli bir şekilde. O kapak öyle halloldu. Sonra Roland Topor maalesef vefat etti. Ama öldükten sonra Liberasyon gazetesinde bu desen çıktı. Bilmiyorum tabii bu deseni daha evvel mi yapmıştı yoksa benimle konuştuktan sonra mı yaptı. Oğlunun iznini de alarak kapağı koydurttum. Doğan kitap biraz mırın kırın etti çünkü işte kendi şeyleri varmış ya da yapımcıları. Neyse sonunda onlar da herhalde beğendiler ki kapağı koydular. İçeriği de dediğim gibi kurşun kalemle o jenerasyon olarak yazdım. Dediler böyle bir şey olmaz. Yani bunu şeyle yazacaksın, bilgisayarla. İşte bir bilgisayar edindik ve tabii beceremedim. Ondan sonra bilgisayarı hışımla sokağa atacaktım da attırmadılar. Evde parçaladık. Onun üzerine yine ben elle yazdım. Ama hakikaten olmuyor. Yani bundan sonra kasete alınacak, şeye verilecek filan. Sonra bilgisayara işte birilerinin yardımıyla geçtik. Birkaç defa şey yaptım, değiştirdiğim yerler oldu. Yazmamam gereken bazı şeyleri yazarken yine kırık kanat ısrar etti. Hayır bunları yazacaksın filan diye. Onları yazdım ama işte başıma biraz belalar geldi. Neyse sonunda Doğan kitaba bilmiyorum dediler ki Doğan kitap belki ilgilenir ve Doğan kitaptan galiba Mine şey yaptıydı randevu almıştı Hakkı Devrim'den ona götürdüm ondan sonra aldı bir Zeynep Hanım vardı Doğan kitabın orada bu kitaplara bakan. O bir okuyucu şeye verdi, işte bir kişiye. O önce okudu. Ondan sonra ben Arnavutluk'taki hayatımı karikatürlerle anlatmak istiyordum. O karikatürler hala bir albüm şeklinde duruyor ama dediler ki bu çok eskimiş, basma imkanı yok. Peki dedik. Ondan sonra 300 sayfayı biraz geçmişti. Dediler ki biz 300 sayfanın dışında kitap basmıyoruz, okunmuyor nedense. Halbuki çok daha şeyler var. Neticede bir kısmını çıkardılar, bir kısmını ilave ettiler falan. Neyse oradaki maceradan sonra kitap 2000 yılında çıktı ve çok büyük sükse yaptı. Ve
televizyonlara çağırdılar. Çok köşe yazıları meşhur. Hepsi birer güzel şeyler yazdı. Gazetelerde devamlı şeyler oldu, yayınlar. Fakat bu 6. baskıya gelirken bir şekilde talep devam ederken durduruldu. Dedim Doğan kitabı niye durduruldu? İşte okunmuyormuş efendim, artık talep yokmuş da bu kadar falan dediler. Dedim yok, bana gelen mektuplar zaten bir yıl gösteriyor. Sonunda birisi baklayı ağzından çıkardı. Efendim basılması istenmiyor dedi. Diyecek bir şey yok. Peki kim istedi bunu? Meçhul. Ve durdu. Ondan sonra sahaflardan, şuradan buradan bulan arkadaşlar oldu. Hala yine sahaflarda şurada burada bazen bulunuyor. Bir de eski büyük kitapçı evlerinde. Ama yani durmuş oldu. Sonra tekrar bunu bir ikinci genişletilmiş baskı falan şeklinde basayım dedim ama Bilal Şimşir'in baskılarını yapan bilim kitabı var galiba, Bilgi yahut. Onunla konuşmam gerekiyordu ama Bilgi Ankara'da, ben İstanbul'da, kalkıp oralara gidip benim bu kitabım var, bunu işte yine basar mısın falan şeydi. Remzi'ye gittim de, Remzi de biz başka bir yayın evinin yazarının kitabını basmayız, şey olur dedi. Dedim ben onunla 3 senelik bir anlaşmam vardı, 3 sene çoktan geçti. Yani yeniden bir baskı yapabilirsiniz ama işte karışmak istemedi onlar da. Neticede bu kitap böylece bir çok arananlar listesinde kaldı. Ama size bir tane yollayacağım. Çok teşekkür ederim. Peki bu maskenin içinde kalan yazmadığınız bir anınızı söyleşide paylaşmanız mümkün mü? Sizi Silivri'ye götürmeyecek bir şey. Aman Silivri. Yani yok çok. O zaman şöyle söyleyeyim. Kaleme aldığınız kısmıyla aklınızda kalan bir anıyı burada seyircilerimizle, izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Valla o kadar anı var ki, yani komik hepsi. En komik bir tanesi. En komiği şey yapamıyorum, tam hepsi komik çünkü, hepsi birbirinden komik. Yani çektiğimiz sıkıntılar, ondan sonra onun tabii komik yerlerini ben hep alıp da, yani bu mesleğin zorluklarını anlatırken böyle karamsar olmak istemedim de daha böyle gülümser bir şekilde anlattım. Doğrusu seçmek çok zor. Şimdi aklıma gelen bir tek şey oldu. Tuhaf, niye aklıma geldi bilmiyorum. Biz hükümet üyeleri veyahut işte başka resmi zemaat geldiğinde havaalanlarında gider. İşte karşılardık. Bazısı eşli geliyor, bazısı eşsiz geliyor filan. Neyse biz el sıkışırdık. Gelen kişi erkekse kucaklaşılır tabii Türk usulü. Yanında hanım varsa hanıma reveransla bir el sıkışma olurdu. Bu böyle uzun süre gitti geldi. Sonunda artık zaten şey demeye başladılar Orly Havaalanı mensupları. Ya siz hep gelip gidiyorsunuz, bu Orly'de bir ev tutsanız da daha kolay olmaz mı filan. Valla olur mu olur filan dedim ama neyse. Sonra bir gün 4 gün mü 5 gün mü ne gitmemiştim. Gittiğimde hasta mıydınız filan diye bütün hostesler sordu. Ondan sonra ya dedi içimizi kurcalayan bir sual var dedi, ona cevap verir misiniz dedi. Çok merak ediyoruz aramızda dedi, bayağı münakaşalar oluyor. Nedir dedim. Siz dedi Türk olarak dedi eşcinsel misiniz dedi. Hayırdır inşallah, niye dedim. Ya dedi adamlarla dedi el öpüşüyorsunuz şakır şukur böyle tam bir muhabbet içinde. Sonra kadınlarla uzaktan şöyle bir eliniz sıkılıyor geçiliyor. Yani bu acaba sizde genel bir şey midir bu homoseksüalite? Yoksa size mi mahsus?
Ya dedim bu olacak iş mi, bak bunu ben sana anlatayım işte, bu adettir madettir falan diye. Ondan sonra tabii Tansu Çiller'in geldiği zaman olan olaylar, özellikle özel kalem müdürünün sarhoş olup arabanın içinde bir takım nahoş olaylar yaratması, ondan sonra bazı bakanların gelip olmadık hikayeler yaratması, Lido'ya götürün beni dedikten sonra Lido'da ıslık çalarak kadınları masaya davet etmesi falan. Yani bunlar kitapta var olduğu için şey yapıyorum. Ondan sonra da bir de tabii şey, yani bunlar aslında sıkıntılı anekdotlar. Son Mitterrand öldükten sonra cenaze töreni yapılmadı da Notre Dame'da bir ayin yapıldı. Bu ayine işte devlet başkanları katılıyordu. Şeyden, Ankara'dan sordular. Eşi de gelecek Sayın Demirel'in. Ancak şapkalı mı, şapkasız mı tören? Dedik ne bileyim yani, şapkalı falan. Neyse Fransızlara sorduk. Dedi İngilizlerin de adetidir, onlar şapkalı gelir ama gerisi size bağlı. Biz dedik ki tamam, Ankara böyle yazdı. Fransızlar böyle diyor. Yani serbest bir yerde. Sonra bir cevap geldi. Hanımefendi dediler şapka takacak. Yalnız siz oradan bir şapka tedarik edin. Geldiğinde şapkayı denersiniz. Ben nasıl saç yapacak, baş numarası kaçtır, nedir hiçbir şey bilmiyorum. Bir felaket bir tabii şey. O Frankefis diye bir mağaza vardı. Oraya gittik. Şey, böyle şapkalar var değişik. Ondan sonra dedim bütün buraya onu katlayayım, bize verin. Ne olacak işte, içinden bir tanesini seçeceğiz. İşte garanti verin falan. Neyse onlar hallolduktan sonra geldiği günler o şapkanın otelde denenmesi beni bayağı sarstı diyelim. Çünkü 5 şapka, 6 şapka uymuyor. Eyvah ne olacak, eyvah ne olacak, bu şapka bir tanesi uydu. Ben birdenbire bir çığlık, sanki böyle Yves Saint Laurent ya Christian Dior edasıyla, harika hanımefendi, müthiş bir şey falan böyle. Yani bu tabii mesleğin bir yanı da komedi kısmı. Ondan sonra aman beyefendiye gidelim gösterelim falan. Aa, çok güzel falan. Süleyman Bey de duymuş, ne oldu mu oldu falan diye geldim. Dedim bakın işte müthiş bir şapka bulduk hanımefendi. Aa güzel olmuş falan deyince oh dedim ve perişan bir şekilde yıkıldım. Ama tabii neler var, bir de en büyük şey, onu da belki vaktinizi almayayım ama Mitterrand geldiğinde önce gelmek istemiyordu, sonra işte türlü hokkabazlıklarla getirdik, program kısaltıldı, sonra Turgut Bey'le son anda bir ilişki kurdular, onun üzerine Dolmabahçe'deki yemeğin işte orada konserde verilecekti. Tekrar yapılması kararlaştı ama Ankara'dan gelen orkestra İstanbul'a, onlar yapılmıyor diye dönmüşler. Ondan sonra yemek yapılmıyor dedi, hiçbir hazırlık yapılmamış ve o yemek yapıldı ama işte her türlü otel dolaşırdı. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın bir maçları İstanbul'da oluyormuş. Bütün şeyler, otellerin şeyleri dolu, mutfakları. Soğuk şeyler işte, ne bulduksa onlar. Bir de konservatuvar öğrencilerinden bir şey çıktı. Orkestra. Neyse o kısmı geçtikten sonra işte oldu, yemek değil de artık büfe şeklinde yediler. Gidecekler. Bu güvenlikten çok, siz de çekmişsinizdir, çok sıkıntı çektik. Yani aşırı anlamsız ve mantıksız güvenlik şeyleri. Dediler ki yalnız cumhurbaşkanları ön kapıdan çıkacak, ötekiler arka kapıdan Boğaz'ın kenarından yürüyüp öyle geçecekler. Ya olur mu, bu olur mu falan, imkansız tabii. Fakat Dolmabahçe şeysi de, idaresi de işte tasarruf mu yahut gerekiyor şeyleri, o sistemleri, ışıkları, dış bahçenin ışıklarını kapatmışlar. Ve
Sadece işte devlet başkanlarının çıkacağı kapıda bir iki lamba yanıyor. Biz karanlıkta, zifiri karanlıkta boğazın kenarında yürümeye başladık. Ama işte çok şükür bitti bu iş derken böyle nefes nefese. Birdenbire önden yandım Allah'a bizim şey gelen, denk gelen çığlıklar geldi. Ya ne oldu, yine mi bir şey oldu diye koşa koşa. Önde havuzlar var küçük. Onları tabii karanlıkta görmemiş. Fransızlardan birkaçı suya düştüler havuza. Hay Allah, şimdi ne yaparsın bu havuzdan çıkanları? İnşallah örtü getir, havlu getir, bilmem ne bileyim, bağırışlar içinde. Neyse adamlara şeyleri sardık, masa örtülerini. Ve şeye gittik, havaalanına. Ama yani bunun gibi binlerce var hikaye. Onun için kitabı okumanız lazım. Efendim çok çok teşekkürler. Daha fazla vaktinizi almayalım ama sırf bu kitap için herhalde ayrı bir program yapmamız lazım ileride. En eğlenceli program olduğunu ben şahsen söyleyebilirim. Sizi böyle sağlıklı, dinç ve hala güzel esprili bulmak ayrıca sevindirici. Biz hiç birlikte olmadık, yani mahiyetinizde de çalışmadık, evet, ama benim koridorlardan hatırladığım puro içerdiniz. Hala içiyor musunuz? Hala içiyorum maalesef. Dediler, önce sigara içiyordum. Bu senin tabut çivin olur, bırak dediler. Peki dedim, pipoya geç dediler. Pipo içtim, beceremedim. Dişlerimi sıkmaktan falan böyle ağrıdı. Onun üzerine yine bir doktor, o zaman puro iç dedi. Zaten dedi, daha az zararlı. Madem öyle deyip puroya başladım. Tabii dışarıda bulmak daha kolay ama hem de kalitelisini bulmak. Burada iyice kaliteyi artık son derece düşürdük. Ama tabii zararı var, yani hissediyorum. Bir doktora gittiğimde, yani bunu içersen işte akciğerinde şu olur, bu olur. Dedim ben bunu içerim. Yani bırakmam benim için daha büyük bir tepki yapar vücudumda, yani moral olarak. Onun için o zaman dedi, ben dedi sizi iyileştirmeye devam edeyim. Siz de içmeye devam edin. Bakalım hangimiz kazanacak. Dedim sizin kazanacağınız belli ama bana kazandıracağınız zaman önemli. Onun için ben devam edeyim. Siz de ben hastalandıkça bakın dedim. Anlaştık da profesör bir akciğer şeysi ve o yüzden devam ediyorum. İnşallah, ama yine de bırakmayı ben düşündüm derim. Peki efendim, çok çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür. Sağ olun, ağzınıza sağlık.